kimin neyi var ki ne yapabilir? Geçenlerde işte anlattım size. Yoğun bir programlar oldu. O Ege taraflarından falan. Ya kalbim böyle çarpılıyor. Tı 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 tı, ters dönüyor. Böyle, duruyor. Böyle çalıyor. Allah Allah. Dünya. Kim ne yapabilir bana? Kim kalbimi çalıştırabilir? Kim durdurtabilir? Kim hayatımı devam ettirebilir? Ne yapabilirsiniz siz bana ya? Kul kula ne yapabilir ya? Dünyanın en zengini olsan, Rockefeller diye birisi vardı. Fellik fellik adam idi. Ne oldu? Bütün dünya onun idi. Özel hastaneleri vardı. Gitti. He, ne yapabilirsin ki? İki de dünya. Mustafa Koç diye biri vardı. Ha, Koç. Koç'un sahibi adam. Özel helikopteri. Kendi hastanesi. Helikoptere bindirdiler. Kendi hastanesine yetişemedi. Adam gitti ahirete. İyi işler yaptıysa kurtardı. Yapmadıysa. Artık bilemem ben onu. Ama kim kime ne yapabiliyor? Yani aciz acize ne yapabilir? Muhtaç muhtaca ne yapabilir? Dua edebilir, dua. Allah hepimize sıhhat afiyet nasip eylesin. Tek beklentimiz Allah için sevgidir. Başka bir şey değil. Gerisi boş. Onu elde etmeye çalışıyoruz. Başka bir şey. Din kardeşimin sevgisini alayım. Bize kızan ve hakaret edenlere bakıyorum. Yani adamın Allah ile alakası yok. Veya bozuk yollara sapmış olanlar bakıyorum hakaret ediyor. Tamam. Bunların hakareti doğrudur. O zaman biz hak çizgideyiz. Bize dua eden kim ha bu? Bize hakaret eden kim bu? Ha tamam o zaman diyor. Anlıyorum meseleyi. Biz de bu sefer dostu yanlışı görmüş oluyoruz. Bu da Rabbim Celle Celle güzel kullarını bize sevdirsin. Allah kötülerden bizi uzak eylesin. Kötülerden. Kötülerin sevmemesi imanımızın ikrarıdır. İşin güzel tarafı da o. Düşmanlık olmasın. Bütün mesele bu. Açık bir şey söyleyeceğim cesaretle. Ayet-i kerimeler inşallah şimdi toparlayacağım. Mektubata başlayacağız. Çok açık bir şey söyleyeceğim. Bunu bana her hafta hatırlatın söyleyeyim. Kıymetli hazirun. İman hususu Allah'ı, Habibini ve Allah'ın sevdiklerini sevmek mecburiyetindeyiz. Kabe'yi, Kur'an'ı, Müslümanları. Fakat bir toplumda yaşadığın zaman Musa aleyhisselam Firavun'a dedi ki bak bana inananlar senin toprağında yaşıyorlar. Bunların canına malına dokunma. Birlikte yaşayalım. Tamam dedi. Uzun müddet bak Firavun'la taban tabana düşmanlar. Ki en sonunda zaten Musa aleyhisselam ayrılınca Firavun boğuldu gitti. Ama iş buraya gelmeden aynı ortamda yaşıyoruz. Bana inananların, Müslümanların canına malına dokunma. Olur dedi. Oturdular, karar verdiler. Uzun bir müddet, 30 yıl gibi bir zaman bu şekilde Müslümanlar onun topraklarında yaşadılar. Ortak bir şey bulmak gerekiyor. Zaten Müslüman bizim teminatımız garantidir. Kimsenin canına dokunamayız. Canına dokunanın Allah canına okur. Cehenneme atar. Bu işin şakası yok. Malına dokunamazsın. Hırsızlık dinimizin en çok efendim telin ettiği bir mesele. Irz meselesi, zina dinin şiddetle haram ettiği bir iştir. Müslüman onlara dokunamaz, yaklaşamaz. Teminatı kimsenin canına, malına, ırzına dokunamaz. Kimsenin şahsına tasallut edip hakaret edemez. Ben garantiyim ya. Eğer Müslüman ise ki imanımda zerre tereddüdüm yok. Kimsenin malına, canına, ırzına, şahsına dokunmam. Dinim bana bunu söylüyor. Eğer Müslüman gibi Müslüman ise, münafık ise onu bilmem. Biz Müslümandan bahsediyoruz. İslam kuralına tabi ise. O zaman şimdi sen bana bir şey söylemene gerek yok. Ben sana söylüyorum. Diyorum ki Musa aleyhisselam Firavun'a kimsenin canına malına dokunma. Tamam dedi. 30 yıl beraber yaşadılar. Millete zarar vermeye kalkışınca tekrar Musa aleyhisselam dedi ki bak aynı yerde yaşayamıyoruz. Müsaade et ben buradan gideyim. Müsaade etti. Musa aleyhisselam ümmeti topladı. Oradan çıktı. Firavun ihanet etti. Arkadan saldırdı. Mevla onu denizin dibinde söyleyin. Boğdu. Çok özet mesele bu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam dedi ki ben kimsenin canına malına ırzına dokunmam. Siz bunu yapmayın dedi. Mekke müşrikleri buna yanaşmadılar. Masaya oturmadılar. Yine asmaya kesmeye eşkıyalığa devam ettiler. Devlet de olsan asıyorsan kesiyorsan Amerika şimdi asıyor kesiyor. Devlet falan değil eşkıya bunlar. Petrollere çullanıyor. Hırsız.
Avrupa dediğiniz devlet falan değil bunlar. Kimse kusura bakmasın. Devlet dediğin insanların canına dokunmaz, malına dokunmaz. Sen kendin devlet ise ev gibi düşünün. Bu ev öbür eve saldırıyor, öbür evin evini efendim talan ediyor. Namusuna taallük ediyor, çocuğunu dövüyor, bir şeyler yapıyor. Eşkıya bu adam. Sen bunu devlet olarak düşün. Sen devlet ise diğer devletin canına, malına, ırzına dokunamazsın. Adam gidiyor Fransa, Afrika'ya canına okuyor, malına alıyor, derdest ediyor. Ben medeniyim. Medeni değilsin, eşkıyasın sen. Eşkıyasın, böyle bir şey olmaz. Böyle bir devlet olmaz. Osmanlı'nın yaptığı buydu işte. Sen nesin? Fransa, Hristiyan. Tamam. Kimsenin canına, malına dokunamazsın. Kendi içerisinde ye, iç, hayat sür. Daraldın. Osmanlı 400 bin altın verdi Fransa'ya 1500'lü yıllarda. Araştırın. Bir hafta müsaade. Altın verdi. Adamlar ölüyor açlıktan. Bak, daraldın mı yardım ediyorum. Ülkemiz yardım etmedi mi? Ediyor. Şanlı bayrağımız her tarafta dalgalanıyor. Kızılay gidiyor, STK'lar gidiyor. Sen Hristiyan mısın, sen şu musun demiyor ki. Mazlum durumuna düşmüşse yardım götürüyor. Ne kadar güzel bir harekettir. Öyle olması lazım. Doğruyu ortaya koyacaksın. Bir mantık. Mantığın ne? Senin inancını sormuyorum ki ben sana. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerle oturmak istedi. Oturmadılar. Resulümüz oradan ayrıldı. Bu ihanetin karşılığında 2 sene sonra Bedir'de o alçaklığı yapan bütün Ebu Cehiller, Asbin, Utbe bin Rebil, hepsinin kellesi gitti orada. Şu anda Orta Doğu'daki terör örgütleri bu. Ya oturun, madem burası bizim ülkemiz diyorsun, tamam. Kendi vatandaşına şehrin göbeğinde bombalar patlatıyor. Çarşıda, pazarda bomba patlatıyor. Yerin altında tüneller açıyor. Ya kendi ülken, kendi vatandaşından, kendin ihanet için uğraşıyorsun. Ya burada ters giden bir şeyler var. Ya bunun taraftarını anlamak mümkün değil. Onun için Allah yeryüzünü cevru zulmedenlerin tasallutundan bizi kurtarsın ya.